Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe Premiere Pro'da yazı nasıl eklenir onu göstereceğim. Hız kesmeden videomuza geçelim. Video atlamadan izleyin ki işlemleri kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Öncelikle şöyle bir videomuz var. Bu videonun tam tamına 5. saniyesinde ben yazımın gözükmesini istiyorum, değil mi? Şöyle hemen gelelim 5. saniyemize. Gördüğünüz gibi geldik. Daha sonra sol altta bulunan T aracı, yani text aracıma bir sefer tıklıyorum. Daha sonra ekrana bir sefer tıklıyorum ve yazı aracım geldi. Atıyorum bu video ne videosu? Orman videosu olsun. Orman videosu yazdıktan sonra fark ettiyseniz solda bir panel açıldı, efekt paneli. Buradan yazı ile alakalı tüm işlemleri buradan yapacağız. Atıyorum motion bölümüne bir sefer tıklıyorum. Bunu istediğim yere çekebilirim. Veya position bölümünden sola, sağa, aşağı ve yukarı kaydırabilirim. Scale bölümünden de küçültüp büyütebilirim şöyle. Bunları sıfırlamak için arkadaşlar yanında bulunan reset'e bir sefer tıklamanız yeterli olacaktır. Veya aşağı inelim biraz daha. Rotation, yani döndürme. İstersem yazımı döndürebilirim böyle. Hemen şunu da reset diyelim. Veya biraz daha aşağı inelim. Opaklık, yani görünürlüğünü düşürtebilirim şöyle. Veya biraz daha aşağı inelim. Veya ben bu fontumu beğenmedim. Hemen onu da göstereyim. Text, burada yazan text'e bir sefer tıklıyoruz. Daha sonra yazımızın üstüne tıklayıp Ctrl+A yaptık. Buradan şuraya geliyoruz arkadaşlar fontu değiştirmek için. Buraya bir sefer tıklıyorum. İstersem ok tuşuyla, istersem mouse ile seçebilirim buradaki yazı fontlarını. Hemen mesela bulalım bir tane. Şuradan mesela şu en üstteki fontu seçelim. Daha sonra buradan arkadaşlar fontun kalınlığını, inceliğini seçebilirsiniz. Buradan mesela bold deyip kalın yapalım. Biraz daha aşağı inelim. Burada arkadaşlar önemli olan bir kurcalamak, yani denemekten asla korkmayın, çekinmeyin. Şuradan hemen rengimizi ayarlayalım. Şuradan atıyorum ben şöyle sarı istedim. Burada okey dedim. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Buradan biraz daha aşağı inelim. Mesela arkadaşlar ben bu yazımın kayarak gelmesini istiyorum. Onu da hemen size göstereyim. Şuradan biraz yaklaşıyorum. Şuradan motion bölümüne bir sefer tıkladım. Bu yazımı şuraya hemen alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şuraya koydum. Daha sonra position bölümüne bir sefer, saat simgesine bir sefer tıklıyorum. Aktif etmek için. Aktif ettim. Daha sonra mesela 5. saniyede başlıyor gördüğünüz gibi. Buradan tam tamını 8. saniyede ortaya gelsin istiyorum yazı. Şuradan biraz yazımızın süresini uzatalım. Daha sonra tam burada istiyorum mesela, değil mi? Buradan hemen şuradan position bölümüne tekrardan geliyorum. Bunu sağa doğru kaydırıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Tam burada dursun istiyorum. Evet. Şimdi gelin hep beraber tekrardan izleyelim. Şunu başa alıyorum ve başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Buradan sonra da mesela şey istiyorum. Aşağı doğru kayıp gitsin istiyorum. Hemen onu da göstereyim. 12. saniyede de aşağı doğru insin. Hemen şuradan da arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi şunu çekeyim daha rahat görün şöyle. Buradan da aşağıya doğru bunu şöyle yok olup gitsin istiyorum. Evet, tekrardan izleyelim şuradan. Yazımız geliyor. Gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Düzenli bir şekilde inmemesinin sebebi ise arkadaşlar şu şekilde. Onu da hemen göstereyim. Ctrl+Z ile geri alıyorum. Hemen şuradan aynı şekilde şuraya geliyorum. 8 saniyede bildiğiniz gibi 8 saniyeye ayarlamıştık. Şunu kopyalıyorum. Sağ tıkladım, kopyaladım. Tekrardan şuraya paslayıp yapıştırdım. Şunu da hemen 12. saniye şöyle geldim tekrardan. Şöyle ayarladım. Evet, şimdi tekrardan izleyelim. Yazımız geldi, gördüğünüz gibi durdu.
düzgün bir şekilde aşağıya indi. Bu kadar basit arkadaşlar. Videonuzu daha güzel bir hale getirebilirsiniz böylelikle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.